Daha dün Can Dündar ve Erdem Gür davasında ben Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyorum, kararına da saygı duymuyorum diyen aynı zattır. Şimdi ne oldu da yargıya güvenmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. HDP'ye yönelik operasyonları yürüten, yürütmesi talimatı alan hakim ve savcıların bu talimata aykırı bir tutum göstermesi söz konusu değil. Korkuyorlar. Korkmaları da hayatın olağan akışına o kadar uygun ki, hakim ve savcı verilen talimatı yerine getirmediği zaman ikinci gün ya da aynı gece yarısı Fethullahçı olmakla gözaltına alınabilir, tutuklanabilir, ihraç edilebilir. Savcı ve hakimlerle uçakta, adliye koridorlarında karşılaştıklarında bize şunu diyorlar, güvenliğimiz yok diyorlar. İsim veremiyorum çünkü ben onların güvenliğini asla tehlikeye atmam. Tanıdığım sınıf arkadaşlarım, çok iyi bildiğim insanlar, biz konuşamayız diyorlar. Bu karar aksine karar veremeyiz. Bir kere 8 savcının aynı saatte, aynı dakikada harekete geçerek gözaltı kararı vermesi yani olanaksız karşılamıyor. O kadar güçlü değil, mümkün değil. Bu savcıları koordine eden bir savcılık sistemi yoktur Türkiye'de. Bir talimat mekanizması yoktur. Peki 4 ayrı ilin savcılarını kim koordine etti? Bu dosyalara kim karar verdi? Hangi milletvekillerinin gözaltına alınacağına hangi irade karar verdi? Bütün bunların cevabı açıktır. Biz cevap verelim. Buna merkezi iktidar karar verdi. Hükümet karar verdi. Aynen dokunulmazlık sürecinde olduğu gibi bu süreci de yöneten hükümettir. Dün bu ülkenin başbakanı grup toplantısında milletvekilimize yönelik hesap verecek diye savcıya açıkça talimat vermiştir. Ve bu talimatlarla yürütülmektedir. Bu kadar uçağın, bu kadar polisin, bu kadar askerin, bu kadar kar maskelinin, bu kadar savcının görev aldığı bir operasyon bir yargı faaliyeti değildir. Bu hükümetin darbeyi yürütürken önünde attığı adımlardan bir tanesidir. Hiç kimse bize Şırnak, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ankara ve Bingöl savcılıklarının tesadüfen aynı anda bu karar verdiklerini anlatmaya kalkmasın. Bazı iddialar var ki gerçekten gülmek gerekiyor. İnsan gülemiyor da. Televizyonlarda paldır küldür Selahattin Demirtaş kaçacakmış da. Diğer milletvekilleri kaçıyordu da. Kaçma şüpheleri varmış da. O yüzden tutuklanmışlar. Ya ayıptır ayıp. Gerçekten insanın yüzü kızarır. Selahattin Demirtaş son 2 ay içinde Afrika'dan Avusturya'ya, Almanya'dan en son Londra'da 26 Ekim'de döndü. Demirtaş niye kaçsın? Sen beni sorguya çağıramazsın demiş hani ona atfen sözde bu rehin almalar olmuş. Sen kimsin demiş. Bize söylüyor tabii siz kimsiniz diyor. Valla biz de ona cevap vermek istiyoruz. Valla biz size baş eğmeyenleriz. Biz size biat etmeyenleriz. Biz demokrasi, hukuku, demokratik toplumun gereklerini sonuna kadar savunanlarız. Biz demokratik hukuk mücadelemizi ve demokrasi mücadelemizi her yerde sürdürmeye kararlı olanlarız. Biz buyuz. Bizim kim olduğumuzu bilmiyorsan bir kere daha anlatalım. Biz hiçbir şeyden kaçmadık. Hiçbir yere de gitmedik. Biz buradayız. Ve peki sen kimsin? Siz kimsiniz? Gerçekten. Oğlum Bilal'i arabayla kaçıran kişisin sen. Yargıdan kaçıransın. Ve görüntülerin sayfa sayfa dünya basınına düştü. 17-25 Aralık'ta bakan çocukları, MİT müsteşarı ve yargılanmamak için kadroların mahkeme kaldıransın. Mahkemeyi kaldırdın. Özel yetkili mahkemeleri. Savcıları görevden aldın. İhraç ettin. Oğlunu çağıran savcıya göndermedin. Hakim savcı kurallarını bile sarayda yaptırdınız ya el insaf. Hakim savcılara nasıl karar vereceklerini uzun uzun anlattınız. Yargı bağımsızlığı böyle bir şey mi?